arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte HOI4'te uçak rehberi yapacağız. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, hemen videoya başladım. Şimdi arkadaşlar, uçakları bizim ortalama insanların kullandığı 3 tane uçak stili var. Bunlardan biri bir ülkenin ekonomisini, yani sivil askerilerini bombalamak için kullandığımız tactical bomber. Bu, yani bize tactical bomberla saldırmak istediklerinde onları, tactical bomberları düşürmek için kullandığımız ve hava üstünlüğünü aldığımız avcı uçakları, yani fighter. Ve son olarak da yerdeki piyademiz, insan, yani savaşırken, çatışırken onlara yardımcı olan CAS, yani close air support arkadaşlar. Yer support demek, yakın hava desteği demek. Türkçesi close, yakın, air, hava, işte yani öyle. Yakın hava desteği demek. Bu yakın hava desteği en önemli olanlarından biri. Bir de fighter çok önemli. Bir ülkeyi bombalamak biraz daha fanteziye kaçıyor. Ama bir ülkeyi kendini gidip, yani onu şey yapıp, tabii fanteziye kaçıyor derken şöyle fanteziye kaçıyor. Amerika'ysan normal bir şey bu. Çünkü zaten sen insanları kanser etmek için oynuyorsun oyunu diyebiliriz. Şimdi ben bir Romanya'ya savaş açacağım arkadaşlar. Şöyle bir gelsin Romanya. Hiç kimseyle savaşmayacağım değil mi? Romanya'ya savaş açayım diye. Bakayım. Romanya'ya hiç kimseyle çatışmayacağım. Ve anında benimle 3 kişi şey yapmak istedim. Şimdi başlıyoruz. Bakın bu oraya, gördüğünüz gibi. Buraya arkadaşlar 70 tane fighter koymuş. Dediğim gibi hava üstünlüğünü almış. Ben de onun karşısına 400 uçak koydum ve hava üstünlüğünü gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde aldım. Şimdi ben bunu da çekeceğim. Birazcık hava üstünlüğü onda kalabilir. Ben şuradan gitmeyi deneyeceğim çünkü. Bakın buradan şu an normal vurduğumda 40 bitle yaklaşık 400 vuruyorum. Şimdi ben buraya 600 tane şöyle birazcık vurmaya başlasın. Gelsin abi. Şöyle. No retreat de çalışsın. Ve biraz daha şey versin. Tamam. Koyduk. 600 tane de uçak koyunca göreceğiniz gibi bu 500'e ve yani şu anlık 40 bitle itmeye çalıştığım için çok fark etmiyor ama inanılmaz bir rakam bu. Yani o 500 vurması. Ben size ne demiştim? Şey, bir daha geçen videoda. Normalde bu piyadenin 300 vurması gerekiyor. Fakat biz bunu koyarsak bu piyade inanılmaz vurmaya başlıyor. Ve savunması da muhteşem artıyor. 700 savunuyor. Çok güzel. Yani tam bir tank durdursun. Piyade, yani Sovyet'in karşısına bunu koy itemez. Örnek veriyorum ki. Ondan sonra şimdi yapacağımız şey şu şekilde. Dediğim gibi ne demiştim size az önce. Bakın burada hava üstünlüğünü aldık. Bu daha fanteziye kaçan küçük ülkelere göre. Ama Almanya'dır, İngiltere'dir gibi ülkelerde normal kalan. Close air support ve yani CAS'ın yaptığı işin, tabi CAS daha iyi bu şey yapıyor. Close air support'lu yapıyor. Çünkü tek işlevi onun oyken bunun iki işlevi var. Biri stratejik bombing, biri de CAS. O yüzden bunun biraz daha maliyeti yüksek arkadaşlar. Ben şimdi stratejik bombing yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi günde bak şu 0-1 olduğunda ben birazcık fabrika bombalamış olacağım. Şimdi bakacağız. Evet, yavaş yavaş orası bombalanacaktır. Neden bombalanmıyor? Enemy Air Powers burada mı? Enemy Air Powers. Şuraya koyalım be. Şuraya koyarsak sanki bir şey olacak gibi. Yani enemy buildings bombalanıyor diyor ama bakın gördüğünüz gibi şeye geçti mi? Free Repair'a? Yok, geçmedi. Bakalım bir Romanya'ya. Romanya inanılmaz destek ya, hem de düşmesin diye. Göreceğiz. Bakın. Banat ben buraya koydum en son, biliyorsunuz siz de. Bir de Besarabya. Besarabya'dan da ittim diye. Böyle bir şey var. Banat'ta gördüğünüz gibi uçağımızı koyduğumuz anda onun bir şey üretirken, yani ülkesinde yeni bir fabrika açarken kullandığı sivili gayet makul bir şekilde bombalıyoruz. Ya
bir bu yani. Biz buraya şu an ben çok az koydum. 800 çok az. Normalde şey oynuyorsanız yani yaklaşık buna 25K falan koyuyorlar. Yani abartı derecede fazla koyuyorlar. Yani bu 800 ile bir tane patlattığını düşünürsek bir 10 bin tane bile koysa üstünüze tüm ekonominizi yok ediyor. O yüzden oyun da size şöyle bir şans sunmuş küçük ülkelere. Yani büyük ülkelerde de var ama onda çok Fransız gibi yani Alman hava kuvvetlerine teslim olmamak için. Factory Repair Speed. Yani siz küçük bir ülke oynarken kafanız uçak koyulursa Factory Repair Speed'e geçeceğiz. Onu da şimdiden söyleyeyim. Şimdi Almanya'ya geri geçtik. Gördüğünüz gibi Tactical Bomber'ın yani taktiksel bombalama aracımız buna yarıyor. Close Air Support'u da gösterdik az önce. Fighter'da az önce adamın koyduğunda fark ettiğiniz gibi hava üstünlüğünü alıyor. Gerisi bakın burada örnek veriyorum. Burada bunlar DLC ile geliyor. Ben de DLC'ye zaten oturmak özellikle diyorum ki sivillerini bombala. Şimdi bakın buradan bir gitti bir saniye. Buraya bir koyalım. Sivil görünce bombalama yapacak bu burada. Olay bu şekilde. Tabi DLC yaparsanız benim verdiğim DLC kreyi. Şimdi Close Air Support'u koydum. Şeyi çekeceğim. Fighter'ları çekeceğim. Şeyi de çekeceğim. Bunu da çekeceğim. Hava üstünlüğü ona bırakmış olacağım. Yani sadece Close Air Support bırakacağım. İki tarafa da bir 300-300 koydum. Çok az. Harbi çok az. Ama ben yine de bir şey etki edeceğini göstermek istiyorum. Şimdi normal iteceğim. Normalde de itebilirim. Ama bakın arkadaşlar. İttiği şeye bakın. Bak. Yüzde eksi 60 yani. Eksi 60 terrain buff'ı yiyor. Ve hala piyadem 100 vuruyor. Eksi 60 yediğim halde. Buralar zaten sıkıntı. Buralarda itme. Baksana adam dağı itiyor dayı. Bak adam dağdan ne kadar buff alıyor arkadaşlar. Terrain'den %10. Bir de enchantment yani burada enchantment kasmış. O yüzden de %30'luk bir savunma alırken biz %60 eksikle vurduğumuz halde yine de tanımadan itiyor. Yani bu 40 biti de öbür video çekmiştim. Onu da yapmanız için muhteşem bir şey. Hem uçak hem 40 bit koyarsanız tam bir makine yani. Her ülkeyi itersiniz. Tabii Sovyetler Birliği de biraz sıkıntı olabilir. Line arkasına çekilirse bakın. Ama da şu an çok zor itmem onu. Ama hava kuvvetleri inanılmaz çalışıyor. Gördüğünüz gibi iki tane piyadeyi yok ediyor. İki tane piyade. Hava üstünlüğü çok önemli bir şey. Öğrenmeniz lazım. Yani hileli bile oynuyorsanız öğrenmeniz lazım. Çünkü illaki bir zaman ihtiyacınız olacak buna. Evet arkadaşlar. Bugün bu kadardı. İyi günler, iyi oyunlar. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.